Peki Azerbaycan-Ermenistan sınırında bugün neler oluyor? Azerbaycan ordusu Ermenistan işğalından kurtarılan Laçın və Kelbecer illərində Ermenistan ilə sınırdakı bazı mevzilərə yerleşmiş və bu durum iki ülke arasında gerginliyə neden olmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan ordusunun yerleştiği bazı bölgelerin Ermenistan toprağı olduğunu iddia ederek konuyla ilgili kolektif güvenlik anlaşması örgütüne başvurmuştu. Aslında şu anda sınır belirleme süreci devam ediyor. Ermenistan tarafı bu sürece orantısız tepki gösteriyor. Ermenistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütüne başvurması konuyu uluslararasılaştırma girişiminden başka bir şey değildir. Bu tamamen asılsızdır. Sınırda herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. Durum istikrarlıdır ve müzakereler sürmektedir. Bu arada ABD'den sınırları belirlemede gerginlik yaşayan Azerbaycan ile Ermenistan'a tansiyonu düşürme çağrısı geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmelerinde sınır dolayısıyla yaşanan bu gerginliğin düşürülmesi ve her iki taraf arasındaki iletişimin sürmesi çağrısını yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı bir açıklamada Jake Sullivan'ın İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan ile ayrı-ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirip bölgedeki gerginliği ele aldığı bildirildi. Açıklamaya göre Sullivan son dönemde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan sınır gerginliğinden dolayı endişe duyduklarını dile getirdi ve henüz belirlenmemiş sınırlarla ilgili askeri adımların provokatif olduğunu da ifade etti. Sullivan iki ülke arasındaki iletişimin devam etmesinden ve iki liderin sorunun barışçıl şekilde çözümüne bağlı olmasından memnuniyet duyduklarını da belirtti. Azerbaycan ile Ermenistan'ın uluslararası sınırlarını belirleyebilmek için resmi görüşmeler yapmasının gerekliliğinin altını çizen ABD yetkilisi, ABD'nin Minsk Grubu kapsamında bölgede tansiyonun düşürülmesi konusundaki çabalarına devam edeceğini de vurguladı.